Durum bu. Para mı yok? Temizlikçi kadrosu için, okullara dezenfektan için, maske için, yeni bina için, ek sınıf için para var. Sayıştay raporlarını konuşuyoruz bir haftadır. Sayıştay raporları da gösteriyor ki para farklı yerlere harcanıyor bu ülkede. Şimdi üniversiteler var. Bazı üniversiteler iktidar tarafından çok sevilip çok koruyup kollanıyor. Fakat üniversitelerin e, hani okulların durumu da böyle. Üniversitelerin de durumunu anlatayım size üniversitelerin öğrencisi yok bazı fakültelerin tercih edilmemiş kimse gitmemiş öğrencisi yok ama milyonlarca lira personel parası aktarılmış cari gider altında ödemeler yapılmış o üniversitelerden söz edeceğim Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Bu üniversite bünyesinde 2011 ve 2016 yıllarında iki fakülte açıldı. Ama bu fakülteler bölgede hayalet okul olarak adlandırıldı zira hiç öğrencileri olmadı. Yine de bu durum öğrencisiz okullara devletin kasasından milyonlarca lira aktarılmasına engel değildi. Sayıştay raporu bu durumu belgeledi. İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında Patnus ilçesinde bilgisayar, mimarlık ve makine bölümleri olan Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi, 2016 yılında ise Doğu Bayezid ilçesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi açıldı. Ama hiç öğrencileri olmadı. Dekanlıklarını vekaleten Rektör Profesör Doktor Abdülhalik Karabulut'un yürüttüğü bu iki fakülteye sadece personel ve cari giderleri için milyonlarca lira harcandı. Rapora göre Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi için 3 milyon 482 bin 680, Doğu Bayezid İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi içinse bugüne kadar 139.955 lira harcama yapıldı. Müsaade eder misiniz Sayıştay raporlarıyla devam edeyim. Şimdi belediyelerle ilgili kısmı var raporların. Bazı belediyeler hangileri olduğunu tahmin edersiniz? Toplu taşıma hizmetlerini ihalesiz üçüncü kişilere verdiği, mevzuata aykırı olarak otopark işlettiği, emlak vergileri tahsilatında mevzuata uymadığı, bina vergisi yerine arsa vergisi aldığı hepsi sıralanıyor. Sıralanıyor bunlar, biliniyor yani. Devlet biliyor. Devletin hafızası biliyor hangi belediyelerde ne olduğunu. Neyse ki artık ihalelerini bir toplu iğne alımı ihalesini dahi internet üzerinden şeffaf yayınlayan büyükşehir belediyelerimiz var. Bazı belediyeler kendilerine ait gayrimenkulleri vakıf ve derneklerle bazı kişilere bedelsiz kullandırdı. Bu tespit Sayıştay raporunda yer aldı. 30 büyükşehir belediyesi, 17 büyükşehir bağlı idaresi, 21 il belediyesi, 13 ilçe belediyesi ve 33 mahalli idare şirketi Sayıştay tarafından denetlendi. 2020 yılını kapsayan denetimde belediyelerin araçlarının usulsüz olarak tahsis edildiği ortaya çıktı. Araçlar sivil toplum örgütlerinin çeşitli organizasyonları için kullanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan raporda yer alan diğer tespitler şöyle. Bazı belediyeler toplu taşıma hizmetlerini ihale yapmadan üçüncü kişilere verdi. Kanunda belirlenmiş borçlanma limitlerine uyulmadı. Çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergisi tahsilatı yapmadı. Emlak vergisi tahsilatında mevzuat hükümlerine uyulmadı. Bina sınıfları hatalı belirlenirken bina vergisi ödemesi gereken yerlerden arsa vergisi alındı. Raporda yer alan bir diğer tespit ise otopark başlığıyla belirtiliyor. Bazı ilçe belediyelerinin mevzuata aykırı olarak Büyükşehir Belediye Meclis kararı olmaksızın otopark işlettiği belirtiliyor. Sadece belediyeler değil, raporda Merkez Bankası'na dair de tespitler var. O tespitlere göre banka, makam yetkisi olmayan 39 personel için lüks araçlar kiralamış. Kiralama, kilometre sınırı olmaksızın ve 7 gün 24 saat kullanılmak üzere yapılmış. Araçların kiralama süresi ise 3 yıl. Sayıştay raporunda tahsisin kaldırılarak araçların resmi hizmetler için kullanılması gerektiği belirtiliyor. Raporda bir de çarpıcı tespit yer aldı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Sayıştay denetimine sunulan ödeme belgeleri ve eki kanıtlayıcı belgelerin büyük çoğunluğu fotokopi. Ayrıca muhasebe işlem fişlerinin hiçbirisinde yetkili ve sorumluların imzaları yok. Şimdi belediyelerden söz etmişken özellikle sevgili İstanbullular ama genelinde tüm izleyicilerimizin dikkatini rica ediyorum. Detaylıca anlatmaya çalışacağım çok önemli bir konu var. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni iki kez yapılan seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu kazanınca, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kazanınca Ankara bir karar verdi. Bunca yıl 20 yılı aşkın süre belediyenin ağırlığı olan ulaşım koordinasyon merkezinin yapısını değiştirdi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi bir şehrin ulaşımı ile ilgili en önemli kararların alındığı organ. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde şimdi bakanlığın ağırlığı var. Ankara'nın, AKP iktidarının ağırlığı var. Ama İstanbul'un yeni yönetimi İstanbul'a yeni taksiler kazandırmak istiyor. Zira 1990 yılından bu yana bu şehirde taksi sayısı aynı. Nüfus katlanarak artarken taksi sayısı aynı kalmış. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı da iktidara yakın bir isim ve Esnaf Odası Başkanı da karşı çıkıyor. İktidarın UKM'ye Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne getirdiği kişilerde kişiler de karşı çıkıyor. Bundan önce 8 kez teklifi UKM'ye getirmişti belediye. 8 kez reddetmişlerdi. Bugün 9. kez reddettiler. Bence yapılacak şey basit. Duymayan varsa da duysun. Şehrin meydanlarında o elektronik billboardlara sevgili İstanbullular yeni taksiler engelleniyor. Engelleyen biz değiliz. Bunu yapan iktidardır diye yazıp olayı doğruca anlatmak gerekiyor. Bu şehirde taksi bulmak mümkün değil. Güç, çok güç. El kaldırıyorsunuz almıyor, müşteri seçiyor maalesef. Taksi sayısı az, müşteri çok. Durum bundan ibaret. Başka yolları da olabilir elbette değerlendirilecek yolları da olabilir. Ancak bu tam anlamıyla İstanbullulara ceza. UKM'nin 9. kez reddettiği o teklifle devam edelim. İstanbul'da taksi bulmak çileye döndü. Hizmet veren 17 bin taksi var, vatandaş yetmediğini söylüyor fakat sorun bitecek gibi de görünmüyor. İBB'nin 5000 yeni taksi projesinin bin adetlik bölümü Ukome'de oylandı. Daha önce tam 8 kez gündeme gelmişti. Yolculuk yapan top... 9. kez oya sunuldu. Bu kez de olmadı. Sonuç değişmedi. İBB'nin bin yeni taksi teklifi yine kabul edilmedi. Reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbulluların bilgisine notuyla Twitter'dan paylaştı. Kaliteli ve yeni taksi talebi kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında bakanlık yetkililerinin blok oyuyla dokuzuncu kez reddedilmiştir dedi. Acı verici şeyler var ortada. Şu salonda hiç kimse şunu söyleyemez. Bunu ipotek anlamında söylemiyorum insanların görüşünü. Kızını rahatlıkla gecenin 12'sinde taksiye bindiremez. Varsa desin ki ben bindirebiliyorum. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da Ukome'de söz aldı. Hep karalandıklarını söyledi. 15 Temmuz'da köprülere ilk biz çıktık. Kızılay'ın stoğu azaldığı zaman ilk önce taksici esnafı gidip kan veriyor. Ticari araçlarda doğum yapan hanımefendiler var dedi. Aksu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Aziz İstanbullular duyduysa bize de iletsinler. anlayamadım, ilgisini anlayamadım. Çok kahraman, çok cesur, çok dürüst, işini layığıyla yapan çok ahlaklı taksiciler var. Ne güzel, iyi ki varlar ama taksi sayısı yetersiz. Büyük bir rant var ortada, bölüşülmek istenmeyen bir rant var ve İstanbullular taksi bulamıyorlar. Ve niye yok, bu teklifi niye reddediyorsunuz dediğiniz zaman da 15 Temmuz'da biz sokaktaydık. İlgisi yok ki Sayın Başkan. Karalayan da yok taksicileri açın artık şehrin önünü açın yok bu şehirde e, ulaşımda kaos olsun bak gördünüz mü belediye el değiştirdi ulaşım çilesi arttı denilsin. Bu bizi cezalandırmak biz vatandaşları cezalandırmak başka bir şey değil ki. Hadi devam edelim. Evet LPG'ye zam gerçek maalesef 71 kuruş zam geliyor bu geceden itibaren. Dün de pompaya yansımayan ama yakında yansıyacak bir zam benzine gelmişti. Mazot zaten aldı başını gitti. Şimdi size Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tarımsal kalkınma zirvesinden verilmiş bir sözü aktarayım. Diyor ki CHP lideri Kılıçdaroğlu lüks yatla traktörün mazot fiyatı gerisini kendisi söylesin. İndirimize, parti yöneticilerimize Gübre bundan 3 sene önce 50 liraydı, şu anda 150-250 lira.